Merhabalar. Tekrar konumuz CRM, yetiştirilmek üzere pilot adayı alımları. Öncelikle şundan bahsetmek lazım belki de. Yani pek çok adayımızın bir takım artık klişeleşmiş kitapları okuduklarını, belli kaynakları takip ettiklerini ve bu kaynakta yazılan her şeyi bir kutsal kitapmışçasına doğru kabul ettiklerini görüyoruz. Bunların tekrar tekrar araştırılması, geliştirilmesi gerekli. Psikolojik mülakatlarda bilgi sorularının sorulmasının sebebi sizin gerilim düzeyinizi saptamak, motivasyonunuzu saptamak, bir takım ruhsal tepkilerinizi saptamak adına, bunları analiz etmek adına yapılır. Burada işin bilgi kısmı önemlidir ama vereceğiniz sorulara, verdiğiniz cevaplarda bilgi düzeyinizin ötesinde tepkileriniz çok önemlidir. Bir kere her şeyden önce tepkilerinizi verirken kendinizi gözlemlemeniz, bir ayna karşısında çalışmanız da çok önemlidir. Nasıl mimikler ve jestler sergiliyorsunuz, nasıl tepkiler veriyorsunuz, gülümsemeleriniz yeterli mi, bakışlarınızda herhangi bir anormallik var mı, bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bilgi CRM sınavlarında yani mülakatlarda her şey değildir ki zaten bu mülakat dediğimiz şey ya da CRM mülakatı dediğimiz şey aslında bir sınav değildir. Öncelikle bu işte başarılı olmak istiyorsanız mutlaka size verilen geri bildirimlere yani feedbacklere sahip çıkmanız gerekir. Ne demek feedbacklere sahip çıkmak? Bunları tartışmak, hayır bunlar bende yok, kesinlikle olamaz, bu feedbackleri nasıl verdiler, ben bunları almış olamam, bende bu problemler yok demek yerine onları sahiplenmeniz, onları gözden geçirmeniz, gerektiğirse güvendiğiniz, bildiğiniz insanlara, sağduyulu insanlara bunları danışmanız, kendinize ayna atmanız gerekir. Eğer bunlar yeterli gelmiyorsa muhakkak bir uzmandan yardım almanız, bir klinik psikoloji uzmanından yardım almanız önemlidir. Bu kişinin psikolog olması ya da klinik psikolog olması neden önemlidir? Çünkü klinik psikologlar mülakatlara da alabileceğiniz feedbackleri ya da geri bildirimleri değerlendirme yetisine sahip ve bu yüzden bu şekilde eğitilmiş insanlardır. Bunun dışında sosyal medyada ya da başka bir yerde işte ben kişisel gelişim uzmanıyım, ben bu işten anlıyorum gibi vurgularla bu işi yapmaya çalışan bir takım kendini uzman ilan etmiş insanların olduğunu görüyoruz. Bunlardan alacağınız feedbackler ya da bunların sizin üzerinizde yapacağı dönüşümler beklediğiniz sonuçları doğurmayabilir. Mülakatta tersi sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden mutlaka bu alanda eğitilmiş objektif bir gözden yardım almalısınız.